Kayseri Koca Sinan Belediyesi ve Koca Sinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Koca Sinan Teknoloji Festivali başladı. Festivalde 25 okuldan 101 takımın projeleri yarışıyor. Koca Fest, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda başlayan ve ortaokulla lise öğrencilerinden oluşan festival için açılış töreni düzenledi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Koca Sinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköser'in de hazır bulunduğu açılış töreninde festivalin amacı anlatıldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Çolak Bayraktar, festivalde ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projelerin görücüye çıktığını söyledi. Festivalde 11 dalda 25 okuldan 101 takımın yer aldığını belirten Çolak Bayraktar şunları ifade etti. Koca Fest diye çıkmış olduğumuz bir yolda Koca Sinan'dan Koca Fest'ten Teknofest'e yürüyecek gençler için yapılacak yatırımların, gençler için yapmış olduğumuz altyapının bir başlangıç için bir aradayız. Bugün burada ilkini, birincisini ama bundan sonrasını nasipse inşallah geleneksel diye devam ettirebileceğimiz bir etkinlikle başlıyoruz. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Aile bu işin en temeli. Aile eğitimin kaynağı, aile ilk planda ama siz değerli öğretmenlerimiz çocuklarımızı, geleceğimiz evlatlarımızı, istikbalimiz evlatlarını yetiştiren sizlersiniz. Bizler sizlerle birlikte inşallah bu yeni nesli, bu geleceğin şekillendirme noktasında beraberce çok daha iyi şeyler yapacağız. İki yıl aşkın biliyoruz ki gençlerimize ne kadar imkan verirsek, biz biliyoruz ki gençlerimize ne kadar fırsat verirsek, gençler bu fırsatları o kadar güzel değerlendiriyorlar, o kadar güzel işler yapıyorlar. Düzenlenen Koca Fest hakkında konuşan Kayseri İlçe Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse de konuya ilişkin şunlara değindi. Bu teknoloji, tasarım ve bilişim öğretmenlerimizdi ve bugün burada 11 farklı dalda çocuklar kendi ürettikleri projelerini sergileyecekler. Bizim amacımız şu, biz buradaki çocuklardan yaptıkları bu çalışmalar sonucunda hepsi mucit olacak diye bir beklentimiz yok. Belki hepsi mucit olmayacak ama bunun sonucunda bu kültürü yaygınlaştırarak şöyle bir şey yapabiliriz. Bir eğitim politikası gelişebilir. Bizim çok başarılı en iyi öğrencilerimize baktığınız zaman yüksek öğretimde genelde hep tıp alanına kaydığını görüyoruz. Ama bu dünya düzeni içerisinde Ar-Ge'nin, inovasyonun, araştırmanın, mühendisliğin ön plana çıktığı bir düzen içerisinde eğer biz alttan öğrencilerimizi bu kültürle yetiştirirsek doğal olarak politikalarımızda da buna doğru bir kayış olur ve biz işte o zaman üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye oluruz diye düşünüyorum. Vali Gökmen Çiçek de konuyla ilgili şunları ifade etti. Biliyor ki belediyelerin gençlerle ilişkileri çok güçlü. Ben ondan dolayı da çok mutlu oldum. Bizi de bağrına bastılar. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle geldiğim andan itibaren o çocuklara özgüven aşılanmış. Onların o cesaretli duruşları öğretmenlerimizden de biraz kaynaklı. Onları cesaretlendirmişler. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şunları açıkladı. Gördüğümüz gibi Kayseri'mizde ve Türkiye'mizde ses getirecek bir çalışmayı hep birlikte paylaşıyoruz. Ben gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu anlayış içerisinde de çalışmalarını sürdürmeyi temenni ediyorum. Elbette Kayseri'miz 5 tane üniversitesi. Haseke Bakanım 4 diyor ama ben Sağlık Bilimleri Üniversitemizi ekleyerek Sayın Rektörüm 5 diyorum. Dolayısıyla tıp fakültemizi de göz ardı etmemiz gerektiğini, ikinci bir tıp fakültemizin onun da bir üniversitenin uzantısı olarak burada bulunmasının şehrimiz için önemli bir kazanım olduğunu Sayın Valim buradan paylaşmak istiyorum.